Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, İl Genel Meclisimizin değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin temsilcileri, Sayın Daire Müdürlerim, Oda Başkanlarım, Sivil Toplum Örgütü temsilcilerim, basın mensuplarım, değerli yönetici arkadaşlarım, çok değerli öğretmenlerim, geleceğimizin teminatı, sevgili öğrencilerim, kıymetli velilerimiz, çok değerli misafirler, saygıdeğer tavaslılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerine hoş geldiniz. ...92. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak armağan edilmiştir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla egemenlik halkın eline geçmiştir. Yüce Atatürk'ün egemenliği şu sözlerle anlattığını hatırlayalım. Egemenlik hiçbir mana, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kat'i manasıyla milli egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde hürriyet sonsuzdur. Ancak onun hududu, onu sonsuz yapan esasın korunmasıyla mevcut ve çevrilidir. Milli emeller, milli bu yüzden sönecekse ve o milletin çocukları ve torunları bu yüzden yok olacaksa bu teşebbüsler hiçbir vakit meşru ve kabule değer olamaz. Ve hele böyle bir hareket hiçbir vakit hürriyet namına müsamaha ile telakki edilemez. Sevgili çocuklar, baş öğretmen Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan gününü sizlere bayram olarak armağan etmiştir. Bu milli bayramımız dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Atatürk geleceğimizin güvencesi olan çocuklara her zaman güven duymuştur. Sizlerin de Atatürk'ün gösterdiği yolda çalışarak ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağımıza inancımız tamdır. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında İstiklal Savaşımızın kazanılmasında başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk olmak üzere çalışma arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.